Şimdi ya arada bile bu arada arkadaşlar biz burada Johnny, Chris öbür tarafta Tom Balıklı hala konuşmaya devam ediyoruz. Neydi, ne oldu, nasıl olurdu diye. Herhalde benim anladığım kadarıyla herkesin de burada mutabık kaldığı nokta seçim ekranında yani Supermassive'in çıkaracağı bir ders varsa seçim ekranında daha iyi Önemli, bir şeyler evet. yapması lazım. Peki burada üzerine durabilecekleri ne? Sizce yani ne yapar? Mesela Beşiktaş karşısında özellikle onlara spesifik ne yapmaları lazım? Yani Beşiktaş'ın Geniş bir soru oldu biraz ama. kazanmaları lazım, evet, teşekkürler. Beşiktaş'a spesifik olarak bir kere Immortor'u çok agresif oynamıyor koridor. O yüzden onların isterlerse orta koridoru tamamen nispeten Orion'la mesela. Bunlar Orion'la seviyor. Biraz evvel yasaklanmıştı ama Orion'la almasına izin verip karşılıklı onların eğer şey yapacaklarını düşünürlerse orta koridorun bir farm festivaline dönüşeceğini düşünürlerse direkt alt koridoru ya da üst koridora odaklanabilirler. Şimdi üst koridorda Zyra'sı geri düşürmek mümkün olabiliyor. Robin zaten genelde Zyra üzerine oynuyor. Fakat ne yapacaklarını koordineli bir şekilde seçim yasaklamadan önce karar verirlerse ona göre sinerjili şampiyonları seçip hangi koridora odaklanabilirler. Fakat ya da koridor değişikliği yapacaklarsa ne yapsın? Ama böyle biraz ondan, biraz bundan, biraz şöyle, biraz böyle kompozisyonlarla bir yere varamıyorsun. Koridor kazanmaya odaklanmamak ve takım sinerjisine odaklanmaları gerekiyor anladığım kadarıyla. Bir takım temel şeyler var. Hangi tür dürtme kompozisyonu da yapsan, aradan çıkarma kompozisyonu da yapsan, geç aşama kompozisyonu da yapsan bir tane kritik nokta var. Minyon dalgası temizlemek zorundasın. Evet. Kesinlikle. En az bir şampiyonun çok ciddi minyon dalgası temizleyebiliyor olması lazım. Bu sayede çünkü erken kule alıyorsun. Veya rakip kule kuşattığı zaman daha iyi savunabiliyorsun. Bunu yapmazlarsa geçen sefer gibi bir kere baştan çok geriye düşmüşler demektir. Scarlet, minyon dalgası temizlemek çok önemli. Kulelerin hele ki bu kadar hızlı düştüğü, bu kadar hızlı oyunun sonraki aşamalarına geçildiği bir dönemde. Peki burada daha spesifik noktalara inersek, Immortor'u yani sezon boyunca izledik performansını. Öyle çok sürprizler yapan değil, daha böyle stabil performanslı oynayan iyi orta koridorlardan biri. Naru çok büyük baskılar üzerinde belki de. Yani onu counterlamak için de çok fazla şey yapıyor takımlar. Ne söyleyeceksin özellikle orta koridor ikilisi açısından? Çare TF bence. Ciddiyim yani. Bu arada hakikaten Fake. sevdiğim bir şampiyon diye değil. Ciddi anlamda Naru'nun en iyi şampiyonlarından. Belki de en iyi oynadığı şampiyon diyebiliriz. Üzerine zaman zaman Biraz yasaklaması evvel çok ünlü LeBlanc'ı da gördük. Pek hoş olmadı. Yani bu evet, sonra pek iç açıcı bitirdi. değildi. Ama dediğim gibi yani özellikle Immortor gibi koridorda çok baskın olmayan, nispeten kendi işine bak, kendi minyonuna bakan bir oyuncuya karşı koridorda zayıf şampiyonlar seçilme lüksünüz bence var. Yani Immortor'u farm yapacak, siz farm yapacaksınız, minyon odaklı oynayacaksınız. Ama orada sizin avantajınız, harita hakimiyetiniz gerekirse daha yüksek olacak. Direkt olarak erişebileceğiniz bir kitle kontrol büyünüz olacak. Bu yüzden ben ciddi anlamda Twisted Fate'in iyi bir seçim olabileceğini düşünüyorum Biraz da Naru kitle için. kontrol, yani genel olarak zaten yapacakları seçimlerde bu maçta biraz daha kitle kontrolüne önem vermeleri lazım senin dediğin gibi. Yani Evet. burada biraz daha doğrudan sersemletmeler, doğrudan işte yerine mıhlamalar, bu tarz özelliklere ihtiyaçları var biraz daha fazla diye düşünüyorum Kaan. Olabilir veya başta yani şimdi biraz ondan biraz ondan yapacağını belli bir şeyler yapabilirsin. Mesela sınırlı kitle kontrol ama korkunç dürtme potansiyeli yüksek bir takım Misal. yaparsın. Yaklaştırmazsın zaten. Evet. Yaklaştığı zaman zaten yeterince düşmüş olur. Kitleyi kontrol etmene gerek yok. Hasarınla kontrol edersin ama dediğim gibi biraz evvel gördüğümüz gibi birazcık bu öyle olmuyor iş. Yani eğer LeBlanc varsa aradan birini çıkarmak istiyorsanız daha ciddi bir kitle kontrole ihtiyacınız var. Ya da En aynen azından. onu yapacaksanız hani biraz ondan biraz bundan hakkını vererek yapmanız gerekiyor. Aynen öyle. Ve nereye odaklanacağını. Mesela Evet. deminki kompozisyonda hiç odaklandı. İşin ilginç yanı Beşiktaş çok net bir şekilde HVA'yı yendi. HVA çok net bir şekilde Supermassive'i yendi. Bakalım ne Şimdi olacak. her şeyin olabileceği maç. Zaten yani bugünkü yayının başından beri konuşamadım. Söylediğimiz bir şey bu. Bu takımların puanların eşit olmasının bir nedeni var. Yani sezon içerisinde de zaten berabere kaldıkları bir durumdayız. Ve hani burada Supermassive'in Beşiktaş'ı yenmesi bence hani çok büyük bir sürpriz olmayacaktır. Bir önceki performansları ne olursa olsun. Ama orada HVA'nın yaptığı güzel bir şey vardı. Maçın başında tilt olmuş bir şekilde başlamadılar maça. Tabii. Yani şu anda Supermassive de eğer tilt olmamış bir şekilde başlarsa bu maça, yani Beşiktaş'ı yenmemeleri için hiçbir neden yok. Tabii bir de şu var. Şimdi aynı gün içerisinde iki maç oynayacaksınız ve bu maçların oynanacağı pazar günü belli oldu.
şu da olabilir. Takımlar bir maça diğerinden daha fazla çalışmış da olabilirler. Yani belki Supermassive bu 3 günlük periyotta Beşiktaş'a daha fazla hazırlandı. Onu da bilemiyoruz tabii. Yani bu da seçimle ihtimallerden bir tanesi. Çok kısa alayım, bir cümleyle alayım. Son ben de bitirecektim aynı şekilde. Geçtiğimiz maçta değinmiştik. Supermassive'in bir tane yasaklama cezası evet. var diye ve bunu çok ağır bir şekilde ödemiş gibi gözüktüler. Ona da tabii ki değinmemiz tabii. gerekiyordu. Rakibe çok kuvvetli şampiyonlar bıraktılar. Bu maça biraz daha eşit bir düzlemde çıkacaklar. Bakalım tabii ki seçim yasaklama ekranında bunu değerlendirebilecekler mi? Evet arkadaşlar, yani biz yorumlarımızı yaptık ama ne olacağı hiç belli olmuyor. İlk iki maçta da gördüğünüz üzere günün üçüncü maçı için Tom Balıklı ve Johnny'ye doğru geçiyoruz. Teşekkürler Glendale Second Best ve Scarlett. Üçüncü maç için yine Johnny ile birlikte buradayız. Johnny, hemen bir kadroları tekrardan hatırlayalım. Onun sonrasında da bakalım maçta neler olacak. Supermassive kadrosunda Taldrin, Stomage, Naru, Achu ve Dumbledore. Az önce zaten bu beşliği izlemiştik. Beşiktaş oyun hizmetlerinde Zyraz, Robin, Immortal, Ruvelius ve Hibiki. Bu kadro ilk maçta HVA'ya açıkçası hiç de hoş olmayan bir tecrübe yaşatmıştı. Evet. Tabii şimdi şöyle bir şey olursa da enteresan bir sahne çıkacak. İşte Beşiktaş HVA'yı eze eze yendi. HVA Supermassive'i eze eze yendi. Şimdi bir de Supermassive Beşiktaş'ı yenerse bir evet. şekilde çok enteresan bir sahne çıkacak. Sonrasında ne olacak istersen o süreci birazcık anlat. Hemen dediğin gibi onu da anlatalım. Burada bir kura çekimi gerçekleşecek. Ve kura çekiminden sonra bir takım bay geçerek direkt olarak adını finale yazdıracak. Takımlar bir eşleşme tablosuna yerleştirilecek ve diğer iki takım da yarı finalde mücadele edecek. Yarı finalden çıkan takım finaldeki takımla oynayacak ve böylece iki maç daha izleme fırsatına erişeceğiz. Finalde galip gelen takım 3. sırayı elde ederken finalde yenilen takım 4. sırada olacak ve yarı finalde yenilen takım da 5. sırada yer alacak. Şimdi baştan anlat. Yok daha yapmayacağız. Teşekkür ederim. Yani anlatırım bu arada. Anlatırsın biliyorum, anlatırsın. Sen inandığın zaman yapıyorsun böyle şeyleri. Şimdi maça geri dönecek olursak Beşiktaş az önce HVA'nın bulunduğu pozisyonda evet. moraller bozuk. Hiç istemedikleri, ummadıklarını yasaklama seçim ekranından başlayarak bir yenilgi aldılar. Şimdi şapkalar bir öne konmuştur diye tahmin ediyorum. Kısa bir araları vardı ama elleri sıcaklaştı. Böyle bir avantajları var. Bundan az önce de bahsettik. Birazcık daha ortama alıştılar. Zaten alışmadıkları bir ortam değil ama birazcık daha ısındılar maçları diyelim. Ve şimdi yeniden eli daha sıcak olan ve güne iyi başlayan bir rakibin karşısına çıkıyor. Mavi taraf avantajları var. Bu hiç de azımsanacak bir avantaj değil. Bu senaryo tanıdık geldi mi sana? HVA Gemilik ilk maçta ezildikten sonra ikinci maç mavi tarafa geçip eli ısınmış şekilde. Beşiktaş'ın yasaklama cezası var. Bir tane yasaklama cezası var. Yok çünkü artık ya. Şunu da söyleyelim. Yok artık ne oluyor ya? Hemen şunu iletelim. İlk mücadelede yine duraklatma esnasında Beşiktaş oyuncuları konuştuğu için bir yasaklama cezası aldılar. Ne konuştular arkadaş? Zaten maçın başından sonuna kadar dağıttılar rakiplerini. Ne güzel yeniyoruz diye mi konuştular? Nedir yani? Açıkçası ben de bilmiyorum ama seçim yasaklama ekranında konuşmanın neden yasak olduğunu da şu yüzden bir kere daha iletelim. Herhangi bir taktik verme, hani seçim duraklamadan çıktıktan sonra takıma avantaj sağlayacak bir konuşma geçmemesi için konuşmak tamamen yasak duraklatma esnasında. Ve Kalista ile beraber de Supermassive ilk yasaklaması yapıyor. Mavi taraftan yapacağı yasaklamalar, bakalım diğer şampiyonlar hangileri olacak. Beşiktaş şu an yasaklama yapamıyor tabii ki. Cezalarını çekecekler onlar da. Tabii Naru'nun Orihan'da nasıl kalacak mı? Kalırsa Naru Orihan'la oynayacak mı? O bir soru işareti. İlk maçta yasaklanmıştı kendisine karşı ve yasaklamayı şu an pas geçti Beşiktaş. İkinci yasaklama, bakalım hangi şampiyona gidecek noktada. Zyraz'ın geniş bir şampiyonumuzu var. Immortal'ın geniş bir şampiyonumuzu var. Evet. O zaman ne duruyorsun? Hibiki yasaklama yapsana dediler ve onun belki de sezon boyunca en etkili şampiyonlarından bir tanesi Alistar'ı yasaklamıştı. Aynı zamanda ilk maçta da inanılmaz bir oyun sergilemişti Hibiki. HVA Gaming'e karşı açıkçası o noktada boğanın gücünü göstermişti. Ve artık sık sık görebileceğimiz bir yasaklama. Kırmızı taraf yasaklaması Gragas. Bugün hiç oynanamadı. Evet. Ve oynanmayacak diye tahmin ediyorum. Şu an çünkü hakikaten çok güçlü. Birçok kompozisyonda birçok görevi aynı anda yapabiliyor. Gragas eski günlerine döndü. Koca yürekli Gragas'ı da tebrik ediyoruz bu noktada. Ve Zillion burada Immortal'a gelen bir yasaklama olarak göze çarpıyor. Son yasaklamaya bakalım. Kime karşı? Orianlı'yı yine görecek miyiz yasaklamada? Bu noktada Beşiktaş'a karşı. Hayır, Lulu dediler. Ve acaba ilk seçim Orihan'ı alırlar mı? Almazlarsa Beşiktaş Orihan'ı tercih eder mi? Bundan daha güçlü Brown gibi mesela bir şampiyon var masada. Aslında bence burada konu güçlü olmasından çok takımın taktiği.
Tabii doğru. Aynen. Ne yapmak istediklerine bakar. Ama dürtme kompozisyonuna karşı takım savaşından çıkma, hatta takım savaşını devam ettirme konuda Brown'un çok fazla verdiğini biliyoruz takımları. O yüzden tercih edebiliyor iki tercih olarak. Burada şu an tabii imza şampiyonu gösteriyor. Taldir'in at geliyor mu? At geliyor mu? Bu maçta gelmeyecek diye tahmin ediyorum. Ama yani Taldir'in morali bozuk gözüküyor. Gerçekten morali bozuk gözüküyor. Ama şu an... Bu mağlubiyeti beklemiyorlardı bence. Hele ki Ever Gaming böyle bir mağlubiyet aldıktan sonra bu mağlubiyeti kesinlikle yani beklemiyorlardı. Super Massive de şu an zaten morali bozuk olmayan birisi olduğunu tahmin etmiyor. Yani evet. Şu noktada morali bozuk değilse bir terslik vardır orada zaten. Ama Taldir'in düşündüğün zaman üzerinde biraz daha fazla baskı var diyebiliriz belki. Tabii çünkü nihayetinde yeri doldurulabilecek bir oyuncu artık. Eskisi gibi tek değil. As değil. Yani as olduğu garanti değil diyelim daha doğrusu. Stomage bu arada bu maçta Rumble açıkta olsa da Elise'i ormanda tercih edecek. Bu arada Taldir'in Sivirdar büyüleri şu an yani at adam gelir mi diye soru işareti bıraktı kafada. Bir dönem çünkü bu şekilde oynanıyordu. Ama Zyraz'ın da tabii ana şampiyonlarından bir tanesi, imza şampiyonlarından bir tanesi, o da gösteriyor. Senin varsa tabii benim de var. Ama işte o sığınak botlarının gidişi 20 dakikadan sonra o etkinin gelişiyle beraber Hecarim'de tabii birkaç tane de özelliğinin yontulması, özellikle minyonların içerisinde dolaşamaması vesaire gibi durumlardan ötürü şu an çok tercih edilmiyor ve Brown. Sen Brown'dan bahsetmiştin. Hibiki zaten tank oynamayı seven bir isim. Aslında belki de şampiyonluk liginde en çok yönlü olan destek oyuncusu diyebiliriz Hibiki için. Her şeyi oynuyor. Oynamadığı bir şampiyon yok. Yani imza şampiyonu trash olup Janna ile harikalar yaratan, Morgana ile harikalar yaratan, üstüne Braum, Alistar gibi şampiyonları da oynayabilen bir isimden bahsediyoruz. Peki Bart mı trash mi? Yani bu noktada Elise aldıktan sonra... Yani bence Elise'i trash ile tamamlamak çok daha mantıklı. Aradan çıkarmaya gidecek dersi yine. Koridorda hele Lucian'la beraber kullanmak istiyorlarsa çok iyi bir tercih olabilir bu noktada. Trash ama Bart da Dumble'ın en rahat ettiği imza şampiyonlarından bir tanesi. Onu da biliyoruz ve Ochi yine Ezreal'da karar kıldı. Yanına Bart gelecek mi? Bakalım 10 saniyesi kaldı Supermassive'in. Eğer gelirse bu tercihte Bart Ezreal koridoru hakikaten güçlü bir koridor. Yani dürtme konusunda özellikle erken seviyelerde sıkıntı yaratan bir koridor ve Bart'ı göreceğiz Dumble'ın ellerinde. Ayrıyeten ilerleyen dakikalarda oyun yapma potansiyeli yüksek ama bir o kadar da güvenilemeyen bir şampiyon. Kesinlikle ama şunu söylemek lazım. Geçtiğimiz maçta da Achu Ezreal oynadı ama Ezreal'ın yanında Poppy çok da uyumlu bir şampiyon değil. Kesinlikle yani, hani beraber bir sinerjisi olan ikili değil onlar. Ama ya, tam tersi orada... senin de dediğin gibi Bard Ezreal çok can yakabilecek bir ikili. Orada birazcık daha hani Trundle'ı kullanıp, birazcık daha işte Poppy'nin yetenek setini kullanıp, alan kontrolü vesaire gibi farklı hedefler vardı muhtemelen. O yüzden o farklı bir kompozisyonu burada artık Elise'in gelişiyle, Bard'ın gelişiyle çok daha farklı bir kompozisyona büründü. Ama işte ya Brown burada bir kez daha şu tercihle beraber gücünü göstermeye başladı bile. Yani en etkili ultilerden bir tanesi belki kasmış bir, yine seviyesini almış bir Ezreal'in ultisini tek bir yetenekle kesebiliyorsunuz ve size hasar vermeyebiliyor. Böyle bir lüksünüz var artık. Evet. Ve Robin yine ilk maçta olduğu gibi Kindred, Orman tercihini yaptı. Aynı eşya düzeni yapar mı? O bir soru işareti. Çünkü yani hakikaten zor. Hani sonuçta yük biriktirmeniz gereken oyunun belli bir döneminde yaptığınız yatırımın karşılığını alabilmek için sırf ormanda kampları temizlemeniz, işte Yampiri yengece odaklanmanız, belki alamete gitmeniz gereken bir tercih oluyor zıpkın. Ama dönüştüğü zaman da hakikaten müthiş bir hasar potansiyeli oluyor. Yanına bir de sihir içenle donmuş balyozu koymuştu. Yani birebir de Fiora'ya aldığına şahitlik ettik ki ben hiç böyle bir şey göreceğimizi düşünmüyordum. Peki Ekko göreceğimizi düşünüyor musun? Yani gelirse yukarı koridor gibi gözüküyor ama zannetmiyorum. Yani burada birazcık daha ön safa ihtiyacı var gibi gözüküyor. Özellikle dürtme kompozisyonu varken. Tankları olmayacak eğer öyle bir seçim gelirse ki yine olmuyor. Fiora tercihinde bulundular. Enteresan. Yani bir yandan kuşatma potansiyeli olan, bir yandan ayrı ittirme, minyon dalgası temizleme potansiyeli olan bir beşli. Ama hani kuşatma deyince beklediğiniz şey birazcık daha ön saflarda koruyacak, tanklayacak bir şeylerdir ama bu noktada Fiora ile ayrı ittirmeyi tercih edecek. Taldir'in... Bu arada Immortor'un imza şampiyonu Azir şu anda ekranlarda. Bugün Kore'de 17 yaşına basan ve
yeni Faker olarak görülen BDD'nin de oynayarak harikalar yarattığı bir şampiyon. Bakalım Immortor'u da eski imza şampiyonuna geri dönüş yapacak mı? Bu Yama'da oynandığını gördükten sonra. Yani tabii yapılabilir bir tercih ama daha etkili tercihler var mı? Bence var. Bakalım Beşiktaş son şampiyon olarak şu an Syndra üzerinde duruyorlar. Aradan çıkarma potansiyeli çok yüksek bir şampiyon. Syndra'yı Immortor'un nedenini göreceğiz. Bu arada Immortor resmen bu tiebreaker'lara kimlik değiştirerek geldi. Yani Victor artı Syndra biz onun daha böyle işlevsel şampiyonlar, daha böyle Rüvey'i destekleyecek şampiyonlar oynadığına şahitlik ediyorduk. Ama bu iki maçta birazcık da ben taşıyacağım edasıyla hareket ediyor. Evet, kesinlikle öyle ki bunu yapma potansiyeli olduğunu zaten daha önce bizlere göstermişti birçok kez. Hatta hatırlayacaksın, bu maç başlamadan hemen önce bir önceki Supermassive Beşiktaş mücadelesinden kesitleri izliyorduk ki Ahri ile ne kadar iyi bir oyun sergilediğini görmüştük. O da suikastçı ve taşımaya yönelik bir şampiyon. Açıkçası Syndra'nın işi peki biraz zor olur mu diye düşünüyorum. Çünkü Bard ve Elison'u yakalamakta çok iyi işler başarabilir. Aynı zamanda Fiora'nın da onu birebir de kesme ihtimali oldukça yüksek. Şimdi şöyle, her şeyden önce önünde durabilecek iki tane tank potansiyeli var bu noktada. Ve Kindred'ı da sayabiliriz hatta. Ve tank Kindred, olmasa bile ultisiyle. Aynen, yani çok kötü bir pozisyonda kaldığında da arka saflarda Kindred sayesinde ölmekten kurtulabilir. Burada evet. Tabii iş birazcık Robin'e düşüyor. O yüzden yani Syndra tercihi evet çok yüksek mobil özelliklere sahip değil ama zaten tercih ederken bunun için almıyorsunuz. Yani mobil özellik isteseniz farklı bir şampiyon tercih edersiniz. Bu noktada birazcık da hani bir alan kontrolü, bir toplu kitle kontrolü aniden birisini... Cidden toplu kitle kontrolü. Hakikaten de dediğin gibi öyle kürelik evet, toplu. Evet, küreli. Ve bunun haricinde... diyeceğimi de unutturdum ben. İşte kötü esprilerimin böyle etkileri olabiliyor bazen. Yani kitle kontrolü ve ani hasar, aradan çıkarma potansiyeli çok yüksek bir şampiyon. Koridor döneminde o ilk Syndra günlerini aratsa da yine de küreleri tutturduğu sürece hele ki seviyeleri aldıktan sonra çok büyük bir güçten bahsediyoruz bu noktada. Syndra, Corki'nin çok dikkatli oynaması gerekecek. Zaten Naru bunun farkında. Rakibine karşı tercih ettiği şey bitkinlik olmuş burada. Bitkinlik Sildar büyüsüyle girmiş. Enteresan bir orta koridor mücadelesi olacak. Oyunun erken dönemlerinde Corki genelde koridor hakimiyeti çok yüksek bir şampiyon. Hatta tutuşturu alarak rakibinizin karşısında oyunda bu arada yine vadinin güzel bir açısından yaklaşıyoruz. Ve ortada dans eden ikiliyi gördükten sonra Bard'ın yukarı doğru hareket ettiğini görüyoruz. Şimdi Supermassive Beşiktaş. Açun'un birazcık geç kaldığına şahitlik ediyoruz. Ve o da takım arkadaşlarına katılmak için yola çıkmış. Koridor değişti. Bakalım gelecek mi bu noktada? Üstüne dönen bir oyuncu görüyoruz ama evet dönmedi. Galiba Dumbledore'du. Koridor değişikliğini yapıyor Supermassive. Supermassive yapıyor bu noktada. Tabii. Brown Lucian ikilisinden zaten korkacağımız ortada. Kullan bir ikili ama ya Ezreal'la Bard'ın da hiç de fena olmayan bir koridor hakimiyeti var. Nihayetinde. Enteresan. Göreceğiz bakalım bunun sonuçlarını. Belki de Bard'ın haritada birazcık daha hareket edip oyunlar yapmasını isteyecektir. O tınları toplarken bir yanda mijinleri toplarken. Rakip kırmızıyı çalacak bu arada Beşiktaş'ın alt koridor ikilisi. İlginç bir başlangıç taktiği olacak açıkçası derken hayır vazgeçtiler. Orayı işaret etmişlerdi ama karşı ormanda bir şey aradılar ama bulamadılar. Yani onu çalmaya çalışırlarsa rakip kuleyi kendilerinden önce alacağı için çok geri düşebilirler. Haritadaki makroyuna değil mi? Mikroda bir avantaj sağlayabilirler ama makroda çok geri düşmeleri onları canı çok sıkacaktır. Ve tabii koridor değişikliği geldiği için de her iki ormancı da üst koridor Dan takım arkadaşıyla bu noktada ormana dönüyor olacak. Ruvelius 3 minyon kaçırdı. Bu noktada takım arkadaşıyla beraber ormanda bir şeyler aradığı için Açu ise hiç minyon kaçırmadı. Evet yani bu noktada Beşiktaş ikilisi biraz daha rakip ormanda. Hani o ikiliyi yakalar mıyız umuduyla girdiler. Kırmızı üç tanemin orada veya farklı bir kampta ama aralıklarını bulamadılar. Bunda kendine dönüşü iyi olmadı. Supermassive harita oyununa daha önde başladı. Diğer tarafta Beşiktaş biraz daha geride diyebiliriz kuleye hasar verme konusunda. Birazcık mı? Bayağı. Tamam. Hocam. Şu an çünkü %50 canını götürmüş durumda Supermassive kulenin. Beşiktaş kuleye gelmeye çalışıyor henüz. Şimdi başardılar bunu. Bayağı bir geride kaldılar.
Greenwood'da rakibin kırmızı güçlendirmesini alıyor. Diğer tarafta Stone Age Elis rakibin kırmızı güçlendirmesini çaldı. Yani Supremacy aslında her görevde evet, bir adım evet. önde gözüküyor. Her alanda öndeler şu an gerçekten. Hatta oradaki minyon da yedirmeyi başardı. Kuleye Tal'Dorin kule altında tek başına almayı başarıyor bu noktada. Diğer tarafta da nispeten bu görevi yapmaya yakın ama gel gör ki hala minyon dalgasını rakibin kulesine yedirmek zorunda olan bir üçlü gördük. Zayraz bunu başarabilecek mi merak ediyorum. Açıkçası çok da başarabilecekmiş gibi durmuyor. Orada bir 3 milyon kadar kalacak. 4 milyon demek. Bakalım. Evet. Ben kazandım. Evet, sen kazandın. Koridor yine nispeten dengeli duracaktır orada bir noktaya kadar ama Zayraz geri dönüyor şu an evet. hiç beklemeden. Avantajlı olan taraf burada Supermassive oldu. Evet evet. Yani her adımları rakiplerinden bir an önce atıldı. Ve hatta burada koridorun Tal'Dorin'e ittiğini görüyoruz. İyice avantajlı durumdalar. Zayras... bize birazcık yeteneklerini sergiledi Tal'Dorin. Zayras için sıkıntılı dakikalar olabilir mi diye bakıyorum ama hayır. Orada hemen yukarı tarafı rotasyonunu yaptı. Lucian'la beraber muhtemelen Brown. O minyon dalgasını... Brown orta koridora baskın yapmanın peşindeydi aslında ama... Tabi burada görüş totemi onun bu hedefini engelledi. Şu anda Hibiki çok zor pozisyonda kalabilir. Onu çok güzel mıhladılar duvara. Bakalım sırçasını istediği gibi kullanabilecek mi? Sırçasını yan tarafı kullandı. Robin'e doğru gitti. Robin orada kötü pozisyonda kalabilir derken Immortor'da inanılmaz hasar. Robin son vuruş yapamadan önce hemen bitkinlik geliyor. Bu sefer Stomage'in üzerine odaklandılar. Stomage havaya kalktı. İlk kan! Truvelius'a. Stomage de oradan sıçrayla çıkmak döndü. Zorunda kalıyor. Gerçekten Supermassive... dedi ya git. İlk kanını aldınız. Git. Kendisi oyun yapmaya çalışırken bir anda Naru'yu kaybeden bir Supermassive gördük. Ruve de fırsatçı nişancı. Gerçekten. Diyeceğim. Minyonları bıraktı geldi burada skor buldu. Tabii Lucian'san büyük düşüneceksin. Böyle fırsatları kaçırmayacaksın. Evet makroda birazcık geride gibi gözüküyorlardı ama gel gör ki burada ilk kanı dökerek Beşiktaş ve bunu Lucian'a vererek büyük bir iş yaptı. Kesinlikle. Yani altın paranın peşindeyken altın madeni buldular bir anda. Ekstradan altınlarda onların 700 altınlık bir fark açmasını sağladı. Yani şu anda Açun'un 1 milyon dalgası önde olduğunu görüyoruz fakat buna rağmen Ruvelius 200 altın önde. Aynen öyle. İlkan'ın büyük bir katkısı var. Lotus da aşağı doğru ve yola çıkabilir. Bu gerçekten çok korkutucu. Immortor'u o takastan sonra hemen üstüne gitti. Anda şeytani külliyatı aldı geri geldi. Bu hem yetenek gücü anlamına gelecek hem de diğer taraftan bekleme süresinde azalma anlamına gelecek. Ve tabii şu da çok önemli. Genelde Kindred'lerin oyunların başında sıkıntılı dönemler geçirip bazen hani o pasiflerini aktif hale getirip yük tamamlayamadığına şahitlik ederiz. Ama bu noktada daha oyunun bu dakikasında Robin iki tane yükü gelmiş durumda. Ve o da yine zıpkına doğru ilerliyor. Evet tam da ondan bahsetmek isteyecektim ki sen benden önce davrandın. Burada yine geçtiğimiz maçtaki tercihi yapıyor. Gurt göreceğiz yine burada. Ne düşünüyorsun bu noktada? Valla ilk maçta müthiş sonuç verdi. Zaten Kaan da bahsetmişti. Belli bölgelerde özellikle uzak doğuda yapılan tercihlerden bir tanesi. Burada da pasifiyle çok güzel bir sinerjisi olabiliyor. Müthiş bir hasar potansiyeli oluyor. Ki Fiora'yı birebir de kesebildiğine göre burada bir şeyler var yani. Evet. Bir bit yeniği var. Ve bu maçta da yine muhtemelen göreceğiz. Aynı eşya düzenini görür müyüz? Onu zaman gösterecek. Bu arada Robin'e... Baskına gidiyor mu? Robin baskına gidiyor mu acaba Zayraz'ı diye bakacaktım ama hayır. Robin ormanda şimdi Stomage'le karşı karşıya gelebilir. Bir totem bıraktı her iki oyuncu da oraya. İki ormancı Robin'i gördü. Tabii bunun üzerine muhtemelen Tal'Dorin de biraz daha defansif oynayacaktır ki koridor onun üzerine ittiriyor. Üst koridorda geri çekilen bir Lucian Brown ikilisi görüyoruz. Açu'yla Dumbledore burayı iyice ittirmiş durumda. Bu arada orta koridorda da şaka maka 1.5 milyon dalgası önde olan bir Syndra var. Onda keyfi yerinde. Hem de asistini de söylemek lazım. Ve İsveçli sinerjisi Zayraz'la Robin hemen orada ejderhaya doğru bayağı da erken bir ejderhaya doğru yönelmiş durumdalar. Normalde bu dakikada aldığını az görürüz, nadir görürüz. Hele ki bizim ligimizde hiç görmeyiz neredeyse. Kindred oyunun başında yüksek bir saldırı hızına sahip. Otomatik saldırı önünde de bir tank şampiyon olunca hiç sorun olmadı onun için. Şu anda toplamda 3 yüküyle göz kamaştırıyor. Az önceki oyunda da başroldeydi. Robin rakibin bitkinleştirdiğini aldı ve skorun dolaylı yoldan aslında takım arkadaşı Lucian'a gitmesini sağladı diyebiliriz. Orada evet. yemleyerek, hayatta kalarak.
Ve 14 canavar gerçekten çok inanılmaz bir sayı. 13 şu anda ama. Aynen. Yani fark. Çok büyük bir fark. Yani ormanda Stone Age'in şu an Robin'le karşılaşması durumunda. Eğer görüşü yoksa canı çok sıkılabilir. Elise normalde kağıt üzerinde Kindred'in en sevmediği şampiyonlardan bir tanesi. Ama gel gör ki öndeysen ve görüşe sen sahipsen yani canı çok yakabilirsin Elise'in. Şu an zıpkın bitti. Zıpkın bitti. Geçen sefer yüklerini 16. dakikada tamamlamıştı. Bakalım bu sefer ne kadar hızlı yapacak. Çok hızlı diyebiliriz. Tabi orada haritayı o kadar hızlı kontrol altına almayı başarmışlardı ki o görevler, Yampiro olsun, ejderhadır, işte alamettir vesaire bir anda yükler dolmuştu evet. Ve müthiş bir hasar potansiyeline sahip olmuştu. Tabi 2-0-1 oynuyordu o sırada bir de. Evet, skorlardan ve asistlerden de gelen bir ekstra yük vardı. Bakalım bu etapta ne kadar hızlı bir şekilde doldurabilecek o yükleri Robin. Hemen bir alamete doğru yönelecekler mi acaba diye bakıyorum. Ama Stomage de bir hayli yakında Yampiri yengeçleri almak isteyecektir tabii Robin 2 yük verdiği için. Stomage'in cevap vermesi gerekiyor açıkçası Robin'in bu tercihine ama Stomage oraya gitmeyi düşünmeyince Robin'den rahat bir yük oldu bu. Kırmızı güçlenmesi varken de çok fazla yaklaşmaması gerekiyor. Kendisi can yakabilir çünkü. Şu an Elise'i işaretlemiş durumda. Onu yakalarsa yani evet. Bayağı bir fayda sağlayabilir kendisi öldürmeyi başarırsa. Savage'in üzerindeki damgayı görüyoruz burada, işareti görüyoruz. Diğer tarafta da bir sunak var. Ne olur ne olmaz sunağa. Geri kaçarsak hızlandırsın, can versin, kulağı versin. Kule altında şu an Zyras keyfi yerinde. Yani belki rakipler dürtmeye çalışıyor ama çok da umuda değil. Açıkçası keyfi yerinde ama aradaki minyon farkına bir göz atmanı evet, isterim evet, açıkçası. Evet, orası öyle. Ya diğer tarafta keyfi son noktada olan bir Fiora var. Tabii oyunun başında o koridorların arasındaki fark, işte geç kalmalar. Bunun işte her zaman ceremesini çeken bir şampiyon varsa da üst koridor şampiyonu. Hep olan onu oluyor. Evet. Bu noktada da o minyon farkı şu an Fiora ile göz kamaştırıyor. Oyunda... Oyunun ilerleyen dakikalarında bu çok büyük bir etki yaratabilir. Fiora'nın bu kadar önde oluşu, bu kadar büyük bir minyon farkı açması Tadri'nin belki de Supremacy'nin en büyük kazanma şartı haline gelmesine sebebiyet verebilir. Bu arada Tadri minyon almak için hamle yaptı ama orada tabii hamlesi şampiyonlara öncelik verdiği için Ruvelius'a vurdu ve hem minyonu alamadı hem de takastan geride çıktı. Son vuruş noktasında olsaydı işler değişebilirdi ama evet. Bekleme süresindeki uzun süreden zarar gördü ve Açu da minyon dalgasının kuleye ulaşmasını engellemeye çalışıyor bu nokta ve başarılı oldu şimdilik ulti sayesinde. Oyun birazcık tabii temposu düştü o ilk kandan sonra. Supermassive kompozisyonunun oyunun ileriki dönemlerinde etkili olacağına inanıyor. İki tane oyunun sonunda gerçekten eskiye nazaran eşya düzenleri olsun ve özellikle Korkin değişen yetenek seti sayesinde çok daha etkili olan nişancı var. Ayrı ittirme potansiyeli olan bir Fiora var. Bu arada evet alameti de alacaklar şimdi Robin'e ekstradan yük sağlamak için. Yalnız Tal'Dorin nerede koridor ittiriyorsa oraya gidiyor. Kesinlikle Supermassive'in taktiği belli. Biz Tal'Dorin'i güçlendireceğiz. Evet ve güçlendiriyorlar da. Alameti almayı başardı. Noktada Beşiktaş ve altın farkı yani 1000 civarlarında ama bu fark çok büyük bir farkmış şu dakikada. Hayır. Eğer Supermassive bu şekilde devam ederse özellikle Fiora üzerinde oynamaya, Fiora üzerinde kaynakları biriktirmeye devam ederse işler Beşiktaş için sarpa sarabilir. Yani, ama tabii o Fiora'ya destek vermeleri gerekecek. Şu an Immortor'u bir hayli önden arıyor oranla. Gerek minyon olsun gerek de asist olsun şu an altın olarak Naru'ya güzel bir fark atmış durumda. Dolayısıyla şu an bakıyoruz 400 altınlık bir fark az değil. Bu arada Naru'dan agresif bir oyun. Immortor'un üzerine odaklanıyor. Güzel de bir oyun oynadı orada ve bu takastan üstün çıktı. Açıkçası Immortor'un bu dakikadan sonra devam etmesi biraz zor olacak. Yani derken Immortor'u bu noktada çok güzel tutturdu orada küresini ve bu sefer sıkıntı yaşayan da Naru oldu. Derken Stomage orta koridora geliyor ama takım arkadaşını orada hızlı ittirmesini sağlayacak. Bu arada Robin de aşağıda tam tersini kendi takım arkadaşı için yapıyor.
minyonları hızlı ittirmesi için ufak ufak yardımlar. Yani Stormage'de orada Robin'in üzerine gidiyor. Robin kötü pozisyonda kalabilirdi. Kaldı. Güzel bir koza. Ama devamı gelmeyecek. Devamı gelmeyecek. Zaten oraya yaklaştı hemen. Takım arkadaşı dolaylı yoldan kaçmasını sağladı. Ortada bu arada Corki geri döndü. Immortor da bu fırsatı kaçırmayıp hemen minyon dalgasını hızlı bir şekilde ittirip o da muhtemelen geri dönecek. 23 milyona kadar çıktı orta koridordaki fark. Nar oraya yetişene kadar bu minyonların bir kısmı daha ölecek ve Immortor da biraz daha o farkı artırmak için elinden geleni yapacak. Tabii şimdi bir de mavi güçlendirme alıp üstüne de geri dönmek zorunda kalmayacak. Geri dönmeyecek. Yeterince parası yok mu bir sonraki eşyası için? Bazen çünkü alıp da geri dönme durumu olabiliyor ama hayır, orta koridordaki macerasına devam edecek. Ve şimdi ejderha bölgesinde yavaş yavaş görüş savaşları başlıyor. Şimdilik bundan galip çıkan Beşiktaş ekibi oluyor. Ama ejderha bitinde, çemberinde bir totem var. Evet ama bu noktada Beşiktaş'ın kesinlikle erken 5. ejderhaya ulaşma hedefi olduğunu söyleyebiliriz. Stomage için biraz uzak ama Bard'ın o noktada sihirli yolculuğu var. Bakalım geçecek mi? Evet, içeri girmeyi başardı Stomage. Oradan çıkabilecek mi peki? Biraz sıkıntılı bir noktada kaldı ve sıçrası kullanmak zorunda kaldı ama Hibiki arada kayboldu. Az önce içerideydi, artık değil. Yine de ejderha Beşiktaş'a gidiyor. Yani orada müthiş bir hasar çıktı. Yani duvarın arkasından erittiler koca Brown'u. Ama nihayetinde görevi yapmayı başaran Beşiktaş ekibi oluyor. Beşiktaş ekibi oluyor. Zor bir cümle benim için. Ben başaramadım görevi. Beşiktaş başardı. Ve böylelikle ikinci ejderhayı da almış oluyorlar. Kulelere hasar verme konusunda şu dakika itibariyle artık çok daha etkili bir ekipten bahsediyoruz. Supermassive olabildikçe rakiple bu dönemde uğraşmak istemiyor. Görevleri veriyorlar. Onlar birazcık daha kendi vakitlerinin gelmesini, bir üçlü kuvvet patlaması, güç patlaması, bir Ezreal'ın mana veren artı buzdoğan eldivenin patlaması, Fiora'nın 2 veya 3 eşya patlaması, bunları bekliyorlar. Ve ondan sonra gerçekten haritada her görev için mücadele edebilecek bir potansiyel ulaşacaklar. Kesinlikle. Bu arada Açun'un da alt koridorda bir hayli, üst koridorda özür diliyorum, bir hayli iyi durumda olduğunu söylememiz lazım. Açıkçası hiç geride kalmış durumda değil Ruvelius'tan ilk kan haricinde. Kule altında minyon biçmek zorunda kalmasına rağmen bu seansı oldukça iyi geçiyor şu ana kadar ki Ruvelius'u geride bırakmasından bunu anlayabiliyoruz aslında. Evet, Açın'ın bu maçta artık bir fark yaratması gerekecek açıkçası. Evet. Şu an rakibine göre bir ilk kan geride olmasına rağmen dediğin şekilde minyon farkı yok denecek kadar az. Ve hatta önde. Oldukça da mantıklı bir tercih. Geçtiğimiz maç önce mana verene gidip sonra buzdoğan aldığını ve bunun aslında Supermassive'in gücünden biraz eksilttiğini görmüştük. Çünkü o yavaşlatma etkisine erken safhada ihtiyacı oluyor takımın. Ve bu sefer önce buzdoğan alıp sonra mana verene gidecek ki mantıklı olan tercih de bu yönde. Zaten mana vereni çok geç biriktirdiğiniz için buzdoğanın o yavaşlatma etkisi size daha fazla şey katabiliyor. Evet, taktiğe göre. Kaçmada veya kovalamada eğer doğru pozisyon veya yanlış pozisyona kalırsanız o işlevsellik çok önemli hale gelebiliyor. Bu noktada şimdi bir de Ion'u çizmeleri bitti Ezreal'ın üzerinde. Artık hani kaçmak ve kovalamak Supermassive için çok daha basit kolay bir görev haline gelebilir. Bu arada oradaki totemi görmüyorlar şu an. Evet, görmüyorlar. O çalıdaki açı totem olmadığı göremiyor için orayı. Ama rakiplerinin kendilerinin orada olduğunu farkındalar. Bildiğinin farkındalar daha doğrusu ve orada ulti geliyor ama Hibiki ultinin etkisini tamamen ortadan kaldırdı. Minyonları almak için atılan bir ultiydi, şampiyonlara hasar verseydi ne alaydı. Ama Hibiki orada kalkanla beraber o ultinin etkisini ortadan kaldırmış oldu. Naru'yla kötü pozisyonda kalmayacak, hayır Immortor oradan. Immortor bir kere daha Naru'yla karşı karşıya gelebilir. Son takas bu iki oyuncu arasında. Bir onun üstün çıktı, bir onun üstün çıktığı bir takastı. Taltrin de bu arada Haşmetli'yi bitirmiş. Bu da çok önemli bir eşya. Oyunun bu döneminde artık koridoru rakibinin üzerine yıkabilmek için çok önemli bir avantajı var. Bu arada Ruvelis orada yakalanmış. Bayağı bir canı gitti. Devamında Elis örümcek sıçrayışın oradan çıktı. Şimdi üzerinde sersemlettiler. Ruvelis kule altına gitti. Güzel bir oyun. Ruvelis. İmportor da kaldı. Evet. Ve ama iyi oyun oynayan Ruvelis oldu. Evet. Yani takım arkadaşı hazırladı adeta. Ama İmortoru orada. Skorun İmortoru'ya gitmesi de çok iyi haber Beşiktaş için. Tabii. Aynen. Ne İki kadar tane hızlı teklerse o kadar üstün olacak Beşiktaş. Bu arada yani Supermassive 2 maçtan beri rakiplerinin verilmemesi gereken en tehlikeli şampiyonlarına sürekli skor veriyor. Az önce de 2 tane taşıyıcıya skor vermişler. 4 tane skor. Şu an ilk kanı ve ikinci kanı yine 2 tane taşıyıcıya verdiler.
Enteresan oynar. Tabi burada birazcık Ruben'in de yürek yediğini söyleyebiliriz. Evet. Çocuk her zaman böyle zaten. Ama şifasıyla sıçrası olduğunu biliyordu. Evet. Ki zaten şifasını kullandı bu skoru almak için. Onu feda etti. Sıçrasını da gerektiği zaman kullanırdı aslında. Onu düşünerek o kule altında girip o oyunu yapmaya karar verdi ve takım arkadaşına skoru kazandırdı bu noktada. Taldırın bir kere daha minyon dalgasının geldiği yere gidiyor. Orada bir pusu kurdular galiba ama vazgeçtiler sonra. Luden mi gelecek acaba Immortur'dan? Evet, Luden geldi. Evet. O da bu şekilde artık hasar potansiyelini maksimize etmiş oldu. Zairis'in rotasyon geliyor. Evet, orada kule altını darlayacaklar. Hatta Zairis baktı, yok ben bunu savunamam artık dedi ve o kuleyi bıraktı. Diğer tarafta Ruben'de Taldir'in olduğu koridorda birazcık önünde takım arkadaşlarının yakında olduğunu biliyor. Ona göre oynuyor. O da ayağını yorganına göre uzatıyor diyebiliriz. Diğer tarafta orta koridorda Immortal şimdi artık daha güçlü, kendisine daha fazla güveniyor. Minyon farkını nırıyor karşılaşmış. Bu arada açı kötü yakalan, pardon, Dumbledore kötü yakalanmış orada ve anında öldüğünü gördük. Ben bir an sanırım, uzun zamandır burada açı olduğu için açı zannettim ama Dumbledore'muş. Sanırım orada son yük geldi tam o sihirli yolculuğa çıkarken gittiği yerde sersemledi. Hibiki'den gelen o buz yanığı sayesinde ve orada skor almak çok basit oldu ve 3. skoru yine bir taşıyıcıya gidiyor. Evet. Ve 19. dakikadayız. Yine tam kaçıncı dakikada aldığını göremedim ama yine zıpkınını, kanlı zıpkına çevirmiş bir Robin'i görüyoruz şu anda. Yani hakikaten artık çok daha büyük bir hasar potansiyeli var. Az önce eşya düzenini bir rakibin yetenek gücüne hesaba katarak sihir nişan katmıştı. Bu sefer direkt donmuş Badyoz'a ilerliyor. Evet. Mu acaba? Araya bir coşkuyu yerleştirdi. Tabii bu nokta birazcık da cebindeki altına göre de hareket ediyor. Onu da söylemek lazım. Ama şu an vadinin en güçlü şampiyonlarından bir tanesi. Hele ki Stormage'e göre çok daha iyi bir pozisyon olduğunu söylemek lazım. Kamp konusunda yani bir iki kampın bile çok fazla fark yarattığını söyleyecek olursak, düşünecek olursak 83'e 60 nedir? Yani işte. Gerçekten. Yani 23 kamp çok çok yüksek bir meblağ. Tamam ama 4 veya 5 kamp evet. Diyelim ama alametler falan var işte. 23 kamp dedim, özür diliyorum. 23 canavar diyecektim. Ne yaptın ya? 23 kamp da biraz uçuk olurdu. Yok ettin çocuğu. Ama bu sefer ejderhaya başlayan taraf süpürmesif oldu. Beşiktaş'ın pozisyon dezavantajını iyi değerlendirdiler ve onların 5. ejderha hedefini sekteye uğrattılar. Evet. Diğer tarafta Zairas da erken bir civa kuşağı tercih etmiş. Civalı kuşağı tercih etmiş ve tabii ki ayrı ittirme sırasında bu Fiora'nın ultisine karşı kendisine çok büyük bir avantaj sağlayacaktır. Robin. Robin bir an öne çıktı. Onun ortada açı çok fazla hasar aldı. Robin ne yok oldu. Robin. Ultisini kullanacak süresi bile olmadı o noktada Stomage'den gelen koza sonrasında. Ama mantığı yok bu oyun. Yani çok enteresan bir oyun. Burada hem Elise'in olduğunu düşünecek olacak, hem Bard'ın olduğunu düşünecek olursak ya bir de öldüğü yer tam duvarın yakınında, hani Bard da aynı şeyi yapabilirdi. Evet. Yani. Neden? Galiba iyi durumdayken. Evet, takımı orada birazcık kendisini yemlemek istedi zannediyorum ama karşıda Elise var. Duayla. Ve şu an inanılmaz dürtüldüğünü görüyoruz Beşiktaş'ın. Supermassive burayı ittirecek. Enteresan oyunlar görüyoruz tabii dönemde ama bir gerçek var. Şu an artık Muramana, Buzdoğan artı üçlü kuvvet güç patlaması Supermassive'den yana ve kuşatmaya başladılar. Hemen bunun yanında bu arada Robin Orton'la meşguldü. Görmediğimiz bir yerde sen gördün mü bilmiyorum ama Zairas bir cıvalı kuşak kullanmış. Evet. Belki de bir sersemleme etkisinden çıkmak için. Çünkü yani saldırını ama buz yanı isabet etmedi. Evet. Zairas geliyor. Zairas geliyor ve Zairas'ın aslında ilk maçta çok etkili olduğunu görmüştük. Şu ana kadar ondan pek bir şey göremedik. Hep kule altında Taldir'in karşı saldırısı, yani Fiora'nın karşı saldırısı tam olarak Nautilus'un anti yeteneği olarak tasarlamış. Evet. Ne yaparsa yapsın o sersemletmeyi yiyor yani. Yapacak hiçbir şey yok. Daha kötü bir pozisyonda kalmamak için onu kullanmış olabilir. Şimdi tabii o da bekleme süresindeyken ve Taldir'in ultisi varken bir oyun yapmayı deneyecek bir diğer tarafta Stomage Yampiri'yi alıyor. Robin rakibin görüşünü yok etmek adına orada bir görüş totemini aldı. Evet. Taldir'in de üstüne geri dönecek şimdi. Oyun yine yavaşlamış durumda. 22. dakika bitiyor. 23. dakikayı da geride bırakıyoruz. Tabii şu an Supermassive
iki maçı da kaybetmek istemediği için bütün adımlarını ihtiyatlı bir şekilde, dikkatli bir şekilde atıyor. Hata yapmamak istiyorlar. Zaten hata yaptılar oyunun başında. Bu hataların devamının gelmemesini istiyorlar. İyi bir pozisyona geldiler. Verdikleri skorlara rağmen şu an az önce aldıkları bonus diyeceğim. O bonusun üzerine bir de kuleyi alınca birazcık rahatladılar. Haritayı açmış oldular ve şu an güç patlaması sayesinde savaşabilecek pozisyondalar. Fiora çok güçlü. Natus karşısında şu an durabilecek pozisyon değil. Bu arada Stomage kötü pozisyonu yakalandı orada. Bakalım çıkabilecek. Buz yanından kaçmayı başardı üzerine. Orada tutuşu da vardı ama Naru. Valkyrie buradan bir geldi. Korki geçti. Ve o noktada çizgiyi de çekti ama Naru'nun şu an dikkatli olması lazım. İkinci Valkyrie'sini de kullandı. Şimdi geri kaçacak mı acaba Beşiktaş diye bakıyorum. Çünkü Açun'un da hasar verme potansiyeli oldukça fazla. Ve Zyra'sın da arkadan her an gelme tehlikesi var ama Tal'Dorin ayrı kittirmeye başlamış durumda. Tal'Dorin işte en tehlikeli onu şey yapıyor. Güzel bir ulti geldi orada Bard'dan ama sıçrasıyla kaçıyor. Bir de ulti Immortor'a değmeyecek. Immortor'un sıçrasını almayı başardılar. Bu arada şimdi Tal'Dorin kötü pozisyonda kalabilir. Güzel biçimde karşı hamlesini kullandı ama onun üzerine kullanılan bir ulti var. Robin'in üzerine kullanılan bir ulti var yani. Ve Tal'Dorin oradan çıkmayı başarıyor. O göz daha verdi. Arkadan. Ve o göz daha sayesinde oradan çıkmayı başardı. Ve ortada şimdi yeniden kuşatma devam edecek. Zaris oraya yaklaştı. O da kendisine ekstradan bir buzul örtü almayı başardı. Sonunda biz zırhta bu kadar fazla saldırı gücüne dayalı bir takıma karşı az bile diyebiliriz. Kesinlikle. Yalnız oyunda iki tane üst koridor oyuncusuna bakalım. İkisi de 0-0-0 oynuyor ama bir yanda Tal'Dorin'in etkisine bakalım. Diğer yanda Zyra'nın etkisine bakalım. Çok az. Zyra's neredeyse hiçbir şey yapmadı dediğimiz gibi, senin dediğin gibi. Ve Tal'Dorin az önce üst koridordan ikinci kuleyi almayı başardı. Ve şu an artık Karabaltısı'yla beraber yani Zyra's takımıyla beraber dolaşmak zorunda. Takımıyla beraber hareket etmek zorunda çünkü o Fiora'nın karşısında durması çok zor. Evet. Bu dakika itibariyle. Zaten muhtemelen Civalı Kuşağı da Fiora ultisi için tercih etti bu noktada. Yine buzdağın eldivenine doğru gidecek. Yani o sürekli hamlelerle beraber o Natus'un canını bayağı yakabilecek potansiyeli sahip. Karabaltı'da geldikten sonra yine otomatik saldırı, üzerine çift otomatik saldırı, üzerine bir atıl, yani 5 tane yükü anında verme şansı var neredeyse Tal'Dorin'in teke tekte. Evet, inanılmaz bir hasar verme şansı var gerçekten. Orta koridor kulelerinde açıkçası öne geçmeye çalışan yani bir tarafı da görüyoruz. Şu an yapabileceği tek şey kule altında olabildiğince minyon dalgasını durdurmaya çalışmak. Yani kule altından çıkması demek Tal'Dorin'den sürekli baskı yemesi, hasar yemesi anlamına gelecek. Ki Naru da oraya yaklaşayım. Zyra's'ın başı belada olabilir. Evet ama kule altına girmeyeceklerdir diye tahmin ediyorum. Zyra's'a karşı bunu yapmak çok da akıllıca olmayacaktır. Çünkü kendi üstüne yakın kulede durduğu için takım arkadaşları yetişecek derken zaten Hibiki ile Robin oraya hızlıca geldi. Diğer tarafta gelmedi bu sefer. Evet, diğer tarafta ulti kullanan Strak geldi. Strak geldi. Ruvelius açıyla takasa giriyor ama Ruvelius'un dikkatli olması lazım. O da çok fazla hasar aldı. Arkadan Immortor geldi bu sefer. Geçen oyunda da Lucian görmüştük ama bu sefer onu koruyacak bir Soraka yok. Geçen oyunda demek ki Robin'in düşündüğü bu kadar fazla kar topu etkisindeyken hani daha agresif olabilirim. Pasif evet. Agresif diyelim bunda. Çünkü sonuçta bir can değeri var ortada. Bu arada Ruvelius çok fazla hasar aldı. Ama Immortor'un oyunun başından sonra etkinliğini pek göremedik. Açıkçası onun da birazcık oyuna ağırlığını koyması gerekiyor bu dakikadan sonra. Yakalayamıyor kimseyi. Yani iki tane çok hareketli şampiyon. Hatta bütün takımı daha hareketli hale getiren bir Bard etkisi. Ultisini neredeyse nötrleyecek birçok etkiden bahsediyoruz burada. Yani Bard gerekirse ultiye başladığı anda kendi takım arkadaşlarını koruma adına ultiyi onların üzerine bile atabilir. Evet. Bu noktada aradan bir şampiyonu çıkarması oyunun bu saniyelerinden sonra oldukça zor gözüküyor ki sihir içenler zaten şu an göze çarpıyor. Ekstra direnç ekstradan kalkan bu noktada Immortor'un işini bayağı zorlaştıracak gibi duruyor. Ruvelius yine kendi kulesinin altına hapsolmuş durumda. Immortor da orta koridora yavaş yavaş gelmeye çalışıyor. Az önce ormanda Hibiki ile beraberdi. Ama kuşatma açısından daha güçlü olan taraf Supermassive gibi görünüyor şu ana kadar ki Tal'Dorin bir kere daha ayrı kittirmeyle kule almayı başardı alt koridorda. Şimdi Zyra'sla da takasa giriyor. Zyra's ne yapacağını şaşırmış durumda. Tabii devamlı zırhını sürüyor. Devamlı ona müthiş hasar veriyor. Burada Robin'den Robin yine agresif bir oyun. Bu sefer Koza'yı kaçırtmayı başardı. Şundan da geldi. Açı yakalandı orada. Açı oradan çıkabilecek mi diye bakıyorum. Hayır. Açı yine yakalandı. Buz yanından gelen yükler Açı'yı yakalamayı başardı. Bu arada o noktada Naru'nun da Volkris ile kaçmak zorunda kaldığını görüyoruz. Yalnız Hibiki resmen bir nişancı gibi uzaktan Ultis'in son pikseliyle vuruyor orada Açı'yı ve tek skorla direkt Baron'a giriyor Beşiktaş.
Bakalım. Ve gerçekten de çok kritik bir karar bu. Stomage'e dikkat etmeleri gerekecek. Şu anda bakıyorum ultisi var mı diye Zyra's'ın. Zyra's'ın ultisi var ve baronun çok hızlı eridiğini görüyoruz. Stomage içeri giremeden bu baronu almayı başardılar. Stomage şimdi içeri girdi ama oradan çıkışı olacak mı? Sıçrasını da kullanmıştı. Çok zor. Stomage'de anında aldılar. Çok kötü bir karar Stomage'den sıçrayla içeri girmek. Onun istediği şey değildi. Açıkçası karar mekanizması burada birazcık kötüydü Supermassive'in. Acun'un yaptığı iş değil. Yani Ezreal gibi bir şampiyonla bile bu pozisyonda yakalanabiliyorsa... Saldırın kötü yakalanır mı diye baktım. O noktada çıpa geldi, güzel bir karşı hamle ama onu yakalamaya çalışmaya devam ediyorlar. Arkadan Dumbledore işte gelince vazgeçtiler ama Baron güçlendirmesiyle beraber üst koridor kulesini almak üzere Beşiktaş bunu alınca rotasyon yapmaya devam edecekler mi diye bakıyorum. Taldırını yakaladılar. Taldırını arada eriyip yok oluyor. Bu çıpayı hiç beklemiyordu. Bu çıpa onun sonu oldu. Devam ediyor şimdi Beşiktaş bu noktada. Taldırın skorunu da aldıktan sonra artık pek bir şeyden korkuları yok. İlkini bir türlü düşürmek istiyorlar. Nari orada yakalanacağını hissettiği anda Volker'sine kaçmak zorunda kalıyor. Robin'e bakar mısın? Yürek yemiş Robin gibi daldı. Robin Dumbledore'u yakalamak istedi o noktada. Zyra's şu anda. Zyra's ölmek üzere. Zyra's niye ölmüyor? Zyra ölmedi. Son niye ölmedi? Zyra's'ın hayır canım. İnanılmaz. Bizi yiyormuş, yok öyle bir şey, tamam. İnanılmaz. Ne oluyor dedim, neden ölmek bu adam? Arkadan bir de ulti geldi ama Hibiki de oradan kurtulmayı başardı. Son bir gizemli atış onu tutmadı Robin'e. İnanılmaz. Beşiktaş buradan kaçmayı başarıyor ama en azından Supermassive inhibitor'u korumayı başardı. Ama işte bir tane yanlış oyunun League of Legends'ta ne kadar şeyi değiştirebileceğini iki kez gördük. Bir tanesinde Robin çok kötü bir pozisyonda gereksiz bir oyun yaptı, takımını çok geri düşürdü. O kadar fazla öne geçmişlerdi. Momentum kendi lehlerine ilerliyordu. Bir anda Supermassive orada harita üstünü ele aldı. Ama aynı Robin dedi ki ben kendi yaptığımı kendi temizlerim. Orada oyunu yaptı, devamlı Hibiki ince gördü. Uzaklardan, net. Açu'yu yakaladı. Açu'yu yakalamak demek orada Baron anlamına geldi. Baron da inhibitor kulesi anlamına geldi. Tek bir şey soracağım. Sen Robin'in bu maçta ulti kullandığını gördün mü? Yok, görmedim. Ben de görmedim. Enteresan. Az önce nasıl kurtuldu Zyra's, ben hala oradayım. Ve yani ben... Bir an ona baktım. Acaba yok, görsel kindred'ın... hatadan kurtuldu bu arada. Canı vardı orada. Evet evet, canı vardı orada. Onu geçelim. Şunu söylemek istiyorum. Nasıl kurtuldu? Az önce evet, izleyicilerimize de onu belirtelim. Aslında canı vardı, biz göremiyorduk. Ben de nasıl ölmeyeyim o kadar yetenekliydi. Ama şunu söyleyeceğim. Robin hani kendisi bile ölecekken ulti atmıyor. Hiçbir şekilde atmıyor ulti. Geçtiğimiz maç atmıştı ama bu maç atmadı. Kontrolünde kaldığı için bir pozisyonda gerekli değil, bir pozisyonda gerekli evet. Kalmadı. Ama oyunun ilerleyen dakikalarında o çok şey değişebilir. Bu arada Immortal'u kimseye tutturamadı. Canlara bakıyorum. Evet, Supermassive tarafında canı inan kimse yoktu. Denedi komboyu ama başarı olamadı. Şimdi açık inhibitöre doğru ilerliyor. Denemek Baron güçlendirmesiyle beraber ellerinden geleni yapmak istiyor Beşiktaş tabii. Dediğin gibi açık inhibitöre giderlerken orta koridordan da minyonları ittiriyor. Bu Beşiktaş adına çok büyük bir avantaj. Diğer tarafta Taldrin'in de alt koridordan ittirdiğini görüyoruz ama bu takımını yalnız bırakması anlamına geliyor açıkçası. Şu anda önde yakalanan Naru'yu görüyoruz. Naru geri kaçmak zorunda kaldı. Zyra's çok fazla sıraladı. Hibiki takım arkadaşı kurtardı ve Dumble yok eden isim bu noktada. Yalnız Açu'nun üzerine gidiyor. Şu anda Rubelius çok fazla hasar verdi. Oradan geri kaçmak zorunda kalıyor Açu dediğin gibi. Ama öteki Fiora tarafta inhibitöre odaklanan bir Taldrin görüyoruz. Taldrin Fiora ile acaba bu inhibitörü almayı başarabilecek mi diye bakıyorum şu anda. Kameramız birazdan oraya dönecek ve Taldrin ilk kuleyi almayı başardı. Şimdi ölümünü yavaş yavaş inhibitöre doğru gidiyor. Evet, Natürlis yaklaşıyor. Hasarı biraz az ama Natürlis yaklaşıyor dediğin gibi. Ama Taldrin çok güzel bir şekilde almayı başardı bunu. Çıkabilecek mi? Buradan çıkarsa çok büyük oyun yapmış olacak. Güzel bir karşı hamle. Zyra's'ın ultisi var. Zyra's'ın ultisini kullandı şimdi. Zyra's o noktada Taldrin'i yakaladı. Birazdan çıpası gelecek. Rubelius oraya geldi. Ulti hiçbir işe yaramıyor. Taldrin İntihar görevini burada tamamladı. Yani inhibitörü yıkmayı başardı. Şu an Taldrin'in skoru 0-2-0 olabilir ama Supermassive diğer bütün oyuncularından o kadar fazla işi yaptı ki bütün yükü çeken şu ana kadar Taldrin. Onu söylemek evet, lazım. İki maçta da. Aynen. Kaptan şu an takımı taşımaya çalışıyor ama takım inanılmaz ağır bugün. Gemide sıkıntı işte. Büyük gerçekten. Aynen. Şimdi Beşiktaş bir sefer bir kere daha başka bir koridora yönelmiş durumda. Şimdi alt koridora yönelmiş durumdalar. Ezreal bu ultiyi atarken yani, bilmiyorum minyon dalgasına saklaması daha mı mantıklı olurdu? Dürtmek için mi attı ama şu an minyon dalgası... Oo, bu arada Robin'i iyi dürttüler. Şınlan geliyor şimdi Zyra's'dan oraya. Zyra's'ın ultisi de gelmek üzere. Güzel bir ulti, evet. Çok hızlı geldi Zyra's.
Birini yakalayacak mı diye bakıyorum. Bence Naru'ya odaklanacak bu noktada. Stomage'de odaklandı. Naru da arkada çok fazla sıra aldı. Naru'ya durdurdular. Üzerine gitti. Naru düştü. Naru düştü. Stomage'in çok fazla sıra aldığını görüyoruz. Arka tarafta da Alvin geldi. Ve Rubelius öldürdü. 2-2'lik bir değişim var burada. Robin, Hibiki, Immortor dikkatli olmalı. Ooo Hibiki'nin. Durdurdu. Gerçekten aşıdan kötü bir karar. Çünkü görmüştü Hibiki'nin kapı gibisini açtığını. Evet. Gerçekten kötü bir karar. Bugün iyi kararlar veremedi. Onu söylemek lazım. Ama nihayet de Supermassive orada savunmayı başarıyor. Yukarıdan yalnız süper minyon dalgaları diyeceğim. Yavaş yavaş Nexus kulesine doğru zorlayacaklar. Ejderha üzerinde şu an Supermassive oyun yapmak istiyor. Evet, Fiora oraya doğru ilerledi ve o minyon dalgasını durdurmak için yola çıktı. Az önce evet, Taldrin de 0-2-0 skorunu bozarak, skor orucunu bozarak orada skor almayı başardı. Duşunu kesmeyi başardı ve belki de takımını ipten aldı diyebiliriz. Evet. Ve bir kere daha. Baraj kurdu Ejderha'nın arkasında orada herhangi bir... Olsun, açı o ne de ulti atardı zaten. Yani, öyle deme şimdi, öyle deme. Yok hani çalmak için, denemek için. Tamam, öyle dersen olur. Yanlış anlaşılmasın. Bu arada hani açıdan bahsetmişken az önce üst koridorda Nautilus'u kovalarken ki pozisyonu bir kere daha izleyicilerimize söyleyelim. Orada gerçekleşen bug tamamen bir izleyici bug'ıydı. Yani evet, oyun içinde oyuncular zaten orada Nautilus'un canının olduğunu görüyordu. Biz bu noktada Nautilus'un canı yokmuş gibi gördük. Bu sadece arada, bizim için oluşan bir bug'dı. Oyuncular için herhangi bir bug gerçekleşmedi. Zizirot kapısı yerine burada komuta sancağı geldi ama evet, yani Taldrin'in karşısına gidebilecek bir hani büyümüş minyon, güçlenmiş minyon ne kadar hayatta kalır, o bir soru işareti. Çünkü anında zaten kesecektir. Fiziksel hasar sadece evet, o minyonu kesebiliyor. Taldrin'in elinde de fiziksel hasardan bol ne var? Aslında şöyle bir şey yapabilirler. 1-4-1. Hani 6 kişi nasıl oluyor? Yok öyle bir şey değil. Bir kişi bir koridoru ilerletirken ki bu Zyras olacak. Boş koridorda o süper minyon diyeceğim İlerlerken 4 kişi ortadan ilerleyebilir. O şekilde bir taktik yapabilirler eğer isterlerse ama yani Taldrin'in olduğu koridoru onu yollamak çok mantıklı değil açıkçası. Evet. Bir kere daha Baron dansına başlayacak şimdi Beşiktaş. Syndra'nın oraya gelmesi gerekiyor. Yalnız bu Taldrin neredeyse oyunu bitirmesi anlamına gelebilir. Çünkü alt koridordan onun ittirdiğini görüyoruz. Beşiktaş birazdan onun ittirmeye başladığını görerek bu karardan vazgeçecek mi acaba? Orta koridora verdiler o süper minyonu. Ve Taldrin yavaş yavaş rakip üste doğru gidiyor. Beşiktaş'ın bir karar vermesi gerek bu noktada. Ya Baron'u alacaklar ya da Taldrin'i. İki kişi göndermeli lazım o Taldrin'e karşı. Bir kişi yetmez. Evet, Taldrin şimdi kimseyi görmediği için vazgeçti. Bu noktada bu arada Taldrin'in ölmesi de oyunun bitişi anlamına gelebilir. Tabii. Orada bir anda ortadan veya yukarıdan bir ittirmeyle gelen minyonları değerlendirerek devam edebilir. Ya Baron üzerinde oyun yapmaya çalışabilir. Bu arada... Evet, Zyras gitti evet, oraya ve Baron'a başladı Beşiktaş. Hem orada hem burada oyun yapmaya çalışıyorlar. Bu arada iki tane yukarı koridor oyuncusunun da ışınlanması yok. Onu söylemek lazım. Evet. Bu savaş 4-4 artı Baron olacak. Bakalım. Hibiki çok fazla hasar aldı. O noktada güzel bir ulti. Immortor'u tutmayı başardı. Stomage içeride. Rubelius çok hasar aldı ve Rubelius'u almayı başardılar. Bu Supermassive'in oyunu kazanması anlamına gelebilir. Diğer tarafta şu anda alt kameramızdan Taldrin'in Nexus kulelerine dayandığını görüyoruz. Beşiktaş bu sevdadan vazgeçmek zorunda. Ve Robin çok kötü pozisyonda şu anda. Oradan çıkabilecek mi diye bakıyorum. Bunun cevabı hayır. Naru o noktada rakibini öldürmeyi başardı. Şimdi Baron'a giren taraf onlar olacak. Zyras güzel biçimde cıvalı kuşağını kullandı ve buradan çıkmayı başarıyor. Baron'u alan taraf Supermassive olacak. Taldrin oradan çıkıyor ve Supermassive burada rakibin hatasını iyi değerlendiren büyük taraf bir avantaj oldu. Büyük avantaj. Büyük ama Hibiki eğer mucizevi bir şekilde o Baron'u çalamazsa Supermassive maçı kazanma konusunda müthiş bir avantaj yakalayacak. Bakalım orada pozisyonu. Çalamadı. Heyecanlandırdı ya. Ama çok zamanlı attı şimdi. Evet, tam vaktinde attı ama yetmedi. Orada Hibiki şansını denedi. Ama Baron'u tanklamak oyunun bu döneminde çok mantıklı bir karar değildi. Beşiktaş hanesini yazan bir eksi oldu bu. İnhibitor belki çıktı ama artık süper minyonların sayesinde Zyras zaten durdurmakta büyük sıkıntı çekti. O Fiora karşısında ne yapacak? Büyük 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 soru işareti. Gerçekten Supermassive maça tutundu şu anda. Yani tek bir hatalı karar Beşiktaş'tan. Supermassive'in de Taldrin'in yaptığı tek bir doğru hareket bir anda her şeyi tersine çevirdi. O alt koridordan alınan ilk inhibitor Supermassive'i maça ortak etti. Evet, aynen öyle. Orada bir anlık karar verememek, bir an fazladan beklemek diyeceğim. Ve bu arada açıyor bayağı evet, bir hasar verdi ve tabii açı... Rubelius kovalamaya da devam ediyor bu arada. Orada girip kamplardan bir can çalma potansiyeli var tabii ki onu
göz ardı. Ama şu anda Beşiktaş çok doğru bir şey yapıyor ve Minyonlarla beraber Supermassive'in pozisyon dışı kaldığını bildiği için orta koridordan ittiriyor. Diğer tarafta Taldir'in üstüne geri dönmek zorunda hissetti kendini ama vazgeçti bundan. Zairazon'un karşısında bu sefer iki üst koridor oyuncusunun da... Ruhin üzerindeki hasar. Evet. Işınlanım var. Alt koridorda mücadele devam ediyor Zairaz'la Taldir'in arasında. Onu da belirtmekte fayda var. İşte bu ikiliyi görüyoruz. Şimdi üste göndermemeye çalışacak Supermassive Beşiktaş oyuncularının ki Taldir'in orada biraz avantaj sağlasınlar. Hemen alt kameramızda bunu görmeye başladık. Yalnız oraya doğru kapanıyor şu an. Evet. Evet, o yüzden Taldir'in geri kaçmaya başladı. Ama nereden kaçacak? İki taraftan da çevirdiler. Taldir'ini görmemiz lazım. Şu anda Taldir'in kötü pozisyonda ama mükemmel bir ulti. Hepsini altına çevirdi orada Dumbledore. Takım arkadaşı dolayı yoldan kurtarmış oldu. Bu arada yukarıda Juve o minyon dalgasının birazcık yönünü değiştirmek için bir kısmını eritti ve orada bu sefer bizim taraf yavaş yavaş ittirsin dedi ama ne kadar başarılı oldu onu göreceğiz zaman içerisinde. Tamam, gülüşümüz olmadığı için şimdi aşağı gelip oradaki tehdidi ortadan kaldırdı Beşiktaş. Orada çok 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 kritik bir Dumble belki de maçın en kritik hareketlerinden bir tanesini yaptı. Kesinlikle öyle. Yani bu ulti Taldir'in hayatını kurtarmakla kalmadı, maçı kurtardı maçı kesinlikle. Maçı kurtardı, evet. Bu dakikadan sonra bir hayat demek eşittir bir tane maç demek yani. Güzel benzetme. Yani işte anladın sen onu. Dakika olmuş 40 artık. Ya bir ölüm 60 saniye. Maç biter. 60 saniye maç. Bu arada Fiora bu sefer yukarıdan itime geliyor ama Beşiktaş da bu fırsatı yine değerlendirmek istiyor ve ortadaki canı azalmış o. İnhibitor kulesine şu an gidecekler. Ama Baron güçlendirmesi oldukça sıkıntı yaşatıyor. Yalnız Elis'in de aldığı iksir onu inanılmaz bir boyuta getirmiş durumda. Şu anda Taldir'in yavaş yavaş o kuleye odaklanacak derken diğer tarafta Robin çok fazla hasar aldı. Robin şimdi buradan çıkıyor. Robin'in hala ultisi olduğunun altını İnhibitor çizelim. Diğer tarafta inhibitörü almayı başarabilecekler mi? Evet son vuruş geldi. Hemen Taldir'ine geri dönmesi Zayras gerekiyor Beşiktaş'ın burada. Taldir'in iyi bir iş başarabilir. Güzel bir ulti. Zayras'ı yakaladılar. Bakalım Zayras orada ölecek mi? Zayras tam tersine son ejde yakaladı. Oyunu bitirmeye gitmek isteyebilir Beşiktaş burada. Evet arka tarafta Dumbledore'u yakaladılar. Dumbledore çok fazla... Oo stop ejde aldı. İmmortor'u büyük oynadı. İmmortor'u. Naru orada sıçrasıyla geri kaçmak zorunda kalırken öteki tarafta Taldir'in inhibitörü düşürdü. Taldir'in şu an birebir yapıyor Robin'le. Robin'i kesmek üzere. Robin ultisini kullandı ama diğer tarafta Beşiktaş öyle bitirmeye çalışıyor. Üst yarışı Beşiktaş görüyoruz burada. Bakalım alabilecekler mi? Açı düştü. Alabilecekler mi maçı? Zayras. Kuleyi tanklıyor. Şu anda. Ve Taldir'in dönmesi lazım. Orada kapı gibisini açtı. Taldir'in geri dönemedi. Dönemedi ve oyunu bitirme... Ve Zayras öldü. Zayras kuleye düştü. Velius'tan son bir vuruş. Nexus kaldı. İmmortor'u düşüyor. İmmortor'u düşüyor. 4'te 4. Neler oluyor? Neler oluyor? Ve katliam. Katliam geldi ve Supermassive maçı bitirmeye gidecek. Artık Beşiktaş'ın bu maçı kazanma şansı. İnanılmaz bir maç. Bu nasıl bir maç bitişi? İnanılmaz dramatik bir maç sonu. Bu nasıl bir maç bitişi? Taldir'in artık hani... zamanlı kullanıyor resmen. Kahvaltı yapıyor orada. 4'te 4 Naru maça noktayı koydu Taldir'in de son skoru alarak. Yani böyle bir bitiş yok. Orada Beşiktaş bitir dedi. Nexus çıplak kalmış. Robin'in surat ifadesi her şeyi anlatıyor. İnanılmaz bir bitiş. Ve böylelikle iki maç daha izleyeceğiz. Muhteşem bir maç izledik gerçekten. Müthiş. Yani Supermassive yoktan var etti bu maçı. Pardon, özür diliyorum. Taldir'in yoktan var etti bu maçı. Yani Fioron'u ayrı ittirme gücünü bir kez daha bu maçta görüyoruz ama Bard'ın ultileri olsun. Yani Dumble da bu maçta çok önemli bir rol oynadı. Kesinlikle. Ya Robin için ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani bir maçı aldı, bir maçı verdi, bir daha almaya çalıştı falan derken çok arada ama derede bir... Ama burada Robin'in bir suçu yok bence. Ya son pozisyonda... Şu son pozisyonda yok kesinlikle. Ama orada... Orada Naru'ya yanlış odaklama yaptılar ya. Biraz evet. Yani Naru'ya odaklanmadılar. Zayras kuleyi tanklarken Ruvelius kuleye iki vuruş yapmak yerine gitti Naru'ya vurdu. Sonra Zayras öldü. Bu sefer Ruve kuleye vururken Naru Ruvelius'u öldürdü gibi gibi şeyler oldu. Açıkçası bir iletişimsizlik gördüm o son savaşta. Kesinlikle ve bu iletişimsizliği yapan takım Beşiktaş çok ucuna kadar gelmişti. Hakikaten yani... Nexus açtılar ama maçı rakiplerine teslim ettiler o dakikadan yani sonra. Biz bir üç takımı eşit mi saysak? Yenişemiyorlar. Yok yapamıyoruz ama kusura bakmayın arkadaşlar. İki maçta izlemek zorundasın. Biliyorum şikayetiniz yok ama. Gerçekten ama güzel bir gün oluyor. Hani kesinlikle. Tie break gibi tie break diyebiliriz sonuna buna. Sonuna kadar. Evet. Herkes zaten ligin özeti de buydu. Herkesin herkesi yenebildiği bir lig. Herkesin herkesi yenebildiği bir tie break. Şaşırdık mı? Bence hayır.
Kesinlikle. Hashtaglerimiz bir bir burada gerçekleşiyor açıkçası. Dişe dişi olsun, zirve yarışı olsun. Hepsini görüyoruz. Ve şimdi söz yorumcularımızda bakalım onlar ne diyecek. Teşekkürler Tombalıklı ve Johnny. Gerçekten de anlatması kolay olmayan bir maçtı. Ama arkadaşlar her şeyi, maçı falan bir kenara bırakın. Bu heyecanı hashtagli olsun, Facebook'ta olsun, bence herkese duyurmanız lazım şu son iki maçta. Çünkü ne göreceğiz hiçbir fikrimiz yok bence. Her şey olabilir. Gerçekten de tiebreak'te bir o beraberliği yıkamadık. Hazal'ın yanında şimdi öncelikle bir konuğumuz var. Onunla bir röportaja gidelim, sonra tekrar burada olacağız. Merhabalar, Naru ve Taldrin yanımda. Tiebreak kare oldu aslında birazcık. Çünkü her şey eşitlendi gibi. Yani Hazi soruyor değil, bugün Hazi şaşıyor hashtag ile belki bize ulaşabilirsiniz. Nasılsın? İyiyim, seni sormalı. Ben de çok iyiyim, sen nasılsın? İyiyim, sen? Yani böyle bir maç döndürmek, böyle bir son anda bütün her şeyinizi kullanmak, maça bu kadar tutunmak, neler söyleyeceksin? Yani kazanacağımızı biliyordum çünkü Fiora... Ya nasıl biliyordun? Bir dakika. Açıklayayım. Kazanacağımızı biliyordum çünkü Fiora neredeyse 100 milyon öndeydi. Bunu late game'de kullanacağımızı biliyordum ama bu kadar heyecanlı biteceğini bilmiyordum. Ama bu kadar late'e kalacağınızı, yani bu kadar late'e kaldıktan sonra o 4'te 4'ün olmasaydı, senin taşıyıcılığın olmasaydı öyle çok da kazanacağımızı biliyordum gibi durum olmayacaktı sanki, ne dersin? Ama hani böyle olacağını biliyordum. Ha. Bu şekilde ilerleyeceğimizi biliyordum. Hani kazanmak da bize düştü. Harika. Sen neler söyleyeceksin? Ya şöyle, lane swap bizim açımızdan çok verimli geçti, en azından benim açımdan. Hani o yüzden bayağı bir üstünlük kurduk. Aslında bunun üstüne oynayacaktık ama birkaç hata yaptık. Bu da oyunun daha çok uzamasına sebep oldu. Hı-hı. Ama yani olacaklar belliydi, yani sonuç belliydi. Biz de onun çerçevesinde oynayıp kazandık. Allah Allah, ben bayağı böyle maç gidiyor, İşte siz geri düştünüz falan. Yani biz burada inanılmaz heyecanlandık ama sizde her şey sakinmiş herhalde. Aslında sizin genel olarak tarzınız son herhalde bir 5 haftadır falan bu oldu. Ne yapacağınızı iyi biliyorsunuz ve geri dönmüyorsunuz verdiğiniz kararlardan. Birkaç hata da yapmış olsanız o riski alıp devam ediyorsunuz galiba. Aynen öyle, yani güçlü yanlarımızı, zayıf yönlerimizi hepsini biliyoruz. Bunlar çerçevesinde oynuyoruz. Hani bu sayede... Kazanıyoruz desem yalan olur ama hani kazanmaya çalışıyoruz diyeyim. Hepsini kazanamadık çünkü. Harika. Bu arada 4'te 4'ün içinde ayrıca tebrik ediyoruz. Uzun zamandır bu arada insanlar sizin bireysel oyunlarınızı da görmek istiyorlardı. Şimdi siz takım oyunu olarak tabii devam ediyorsunuz ama bugün hakikaten ölmek var dönmek yok tadında oynandığı için bütün maçlar birebir de sizin keyifli oyunlarınızı izleme fırsatı buluyoruz. Bütün takımlar için tabii geçerli bu. Şimdi ne oldu? Önce onu söyleyeceğim. Şimdi tiebreak'in tiebreak'i oldu ve kurallar çekilecek birazdan. Yine sizlerle burada olacağız herhalde ve diğer takımlarla. Şimdilik o zaman sizi gönderiyorum. Tekrar daha sonra burada olacağız. Teşekkürler Azal. Yani şimdi ne desek, nereye odaklansak, ne hakkında konuşsak bilmiyorum ama öncelikle şunu söyleyelim. Hazal'ın da biraz önce söylemiş olduğu gibi bir kura çekimi olacak. Kura çekimi sonucunda takımların bir tanesi maç yapacak, sonra diğer takımla eşleşecek ve böylece ilk 3-4-5. Sıradaki takımları belirlemiş olacağız. Şunu söylemek doğru mu? Siz Taldrin'i yapan şampiyonlarla oynatırsanız, oyun mekaniğinizi bütün oyuncuların rahat olacağı sistemde kurarsanız, mesela maçtan maç önce de söylemiştik, demek ki kazanabiliyorsunuz ama çok yakındı. Belki de uzun zamandır bu kadar yakın bir maç görmemiştik. Aslında Taldrin çok ekstra bir şey yapmak zorunda kalmadı. Yani Fiora zaten böyle çok kuvvetli. Kesinlikle işte zaten o, yani olay da oydu belki. Evet, yani Fiora çok erken öne geçti. Sürekli Fiora'nın önde olmasını sağladılar. Yani biz bu maçı Fiora'nın ayrı gittirmesiyle kazanırız dedi Beşiktaş. Ona gitti. Buna aslında çok kötü yanıt vermedi Beşiktaş ama son hamleyi yapamadılar sadece. Evet. İki takım da belli noktalarda o bitirici hamleyi yapmak konusunda... Önce Beşiktaş öndeydi. Sonra Süpürmesi öne geçti. Beşiktaş tekrar öne geçti. En sonunda ama işte son takım savaşında Nexus'un önünde yanlış bir odaklanma yüzünden işin kaderi değişti. Ama bu sefer en azından takımların kompozisyonlarını oynatmaları gerektiği gibi oynattığını gördük. Yani en azından oynatmaya çalıştığını. Evet. Bu da Süpürmesi'yi çok az bir farklı olsa galibiyete taşıdı. Beşiktaş burada Can. Biraz Beşiktaş'tan konuşmak gerekirse son iki maça girerken yani hatalı oldukları konu neydi? Yoksa yani her şeyi doğru yapıp yetmedi mi? Nefesleri mi yetmedi?
Aslında ikinci kısma ben biraz daha katılıyorum. Birçok şeyi doğru yaptığını söyleyebiliriz bence Beşiktaş'ın. Kontrollü oynamaya çalıştılar, oyunu bu noktaya kadar getirdiler ve saldırının sürekli bu ayrık ittirmesine karşı iyi de bir cevap üretmiş gibilerdi. Ama işte izlediğimiz bu son takım savaşında Ruvelius önde kalıyor, Nario'ya odaklanamıyorlar, Immortoru başka tarafa, Ruvelius başka tarafa, Hibiki başka tarafa bakıyor derken işler bitiyor. Şöyle bir şey vardır. Genel olarak strateji oyunlarında, hele ki e-sporda benim çok inandığım bir kural olduğunu düşünüyorum. Öndeyseniz önde olmaya devam etmek, yani öne geçirecek yeni hamleler yapmak. Yani maçı evet. bitirmeye odaklandığınız zaman, kazanmaya çok fazla odaklandığınız zaman bu tarz hatalar yapabiliyorsunuz. Biraz herhalde Beşiktaş'ın düştüğü hata oldu maçın sonunda. Yani biraz, çok panikle böyle hemen bitirelim kafasına girdiler herhalde. Kesinlikle, yani biraz daha temkinli oynamak gerekiyor. Özellikle Nexus kulelerinin, genel olarak kulelerin bu kadar kırılgan olduğu bir zamanda, metada, yamada çok rahat bir şekilde, hani şampiyona odaklanmaktan ziyade gayet rahat bir şekilde kulelere odaklanıp çok rahat bir şekilde, yani Beşiktaş kazanabilirdi. Son hata, yani iki tarafta çok hata yaptı. Son hatayı yapan Beşiktaş oldu diyelim. Ama şimdi hata var. Sonda kalan şampiyonlara bakın. Korki, Bard, Fury. Hiçbirinde sihir derbiyüsü yok. Karşı tarafta, yani Nexus Kulesi'nin altından bahsediyorum. Syndra, Lucian ve Brown. Şimdi yani ne olursa olsun Syndra, Lucian, Brown'un geç bir oyun safhasında Korki ve Bard'a karşı o diyaloğu kazanması lazım. Evet. Yani. Hani orada hani yapılacak olacak iş değil o yani. ama maç genelinde de şunu söylemek lazım. Zaman zaman biz çok bahsediyoruz. Immortor'u işte KDA'sı çok yüksek, hiç ölmüyor falan diye. Biraz sen izlerken de çok söyledin. Pasif kaldı dedim biraz. Çok pasif kalıyor ya. Yani Syndra oynuyorsanız bazı yerde artık yeterince küreniz varsa onu kullanmak. Maç boyunca iki kere mine ulti attığını gördük doğrusu. Yani gibi. Takım savaşlarında biraz gecikti. Tabii senin de dediğin gibi hani şöyle bir durum var. Genelde pozisyonu korumayı seven bir oyuncu Immortor'u. Ama Syndra'nın belli bir menzile girmesi lazım ki ultisini etkili bir şekilde istediği rakibe kullanabilsin. O menzile giremeyince istediği etkiyi de her zaman yaratamadığını gördük. Peki şimdi son iki maça girerken, tabii biraz sonra kurallar çekilecek, eşleşmeler belli olacak. Biraz daha net üzerine konuşabilmeye başlayacağız ama mesela kuradan sizce mesela iki maçta kim eşleşirse, yani kimi görmek istersiniz şu üç maçı izleyerek, seyir zevki açısından sadece? Bence bunun aynısı. Tabii izleyicilere tekrardan açıklayalım tabii ki. Bir takım üstten, yani bir ileriki safhadan başlıyor. Başlayacak. Diğer iki takım, yani tamamen farazi bir şekilde söylüyorum. Diyelim ki mesela HVA önden başladı. Süpürmesi Beşiktaş oynuyor. Kazanan HVA ile oynuyor. Kazanan üçüncü şöyle, oluyor. Şimdi bir kura çekilecek. Seçilen takım direkt finale çıkacak. Evet. Evet. Diğer iki takım yarı final oynayacak. Aynen öyle, sonra. Yarı finalde elenen takım beşinci olacak. Kazanan takım finale çıkacak. O da 3. 4. maç olacak final karşısında. Tabii 5. olacak takım ne kazanacak ne kaybedecek, niye bu kadar önemli diye soranlar olabilir. İsterseniz onu da bir kere daha üzerinden geçelim. Çünkü 5. olduğunuz zaman kimle eşleşiyorsunuz? 4. 4. ile eşleşiyorsunuz. Ve yarı finalde Dark Passage ile eşleşiyorsunuz. Ve yarı finalde Dark Passage ile eşleşiyorsunuz. İşte o noktada da işte 3.lük 4.lük çok önemli. Esasen 4.lük değil ama 3.lük burada çok önemli. Tabii. Çünkü o zaman Team Turquality ile eşleşeceksiniz. Nispeten tabii çok sürpriz yapabilen bir takım. Kesinlikle yanlış anlaşılmasını söyledim ama sonuçta ligi 6. bitirmiş takımla eşleşiyorsunuz. Biraz daha rahat bir çeyrek final geçirme ihtimaliniz var. Ve yarı finalde Dark Passage'ine Team Aurora ile oynuyorsunuz. Evet, Aurora. O da Antik'te muhtemelen daha çok tercih ettikleri bir rakip olsa gerek. Yani tabii ki ona da zaten önümüzdeki haftalarda tabii ki değineceğiz ama iki takım, üstteki iki takım da birbirinden korkunç ekipler. O yüzden yani nereye kaçacağını bildiklerini ben pek sanmıyorum. Ama şunu söylemek doğru olabilir. KMF'de çeyrek finallerde o maçlardan bir tanesi çok acayip çekişmeli geçecek. Evet. Yani bugün esasında biraz onun özlemesini yaşadık. Çünkü ya HVA, yani HVA, Supermassive ve Beşiktaş'tan ikisi çeyrek finalde tekrardan karşılaşacaklar. Evet. Bu da yine bir anekdot olarak izleyicilere aktarmamız gerektiğini düşünüyorum. Şunu söyleyeceğim. Sürpriz, yani sürpriz demeyeyim ama farklı seçimlerin zaman zaman ön plana çıktığını, iyi sonuç verdiğini, zaman zaman da kötü sonuç verdiğini gördük. Burada son maçlara doğru da daha fazla etkisi olacağını düşünüyorum ben. Eğer varsa sürpriz seçimler, iyi ya da kötü maçı belirleyici noktada olacak ama ondan önce ben tam soruyu sorarken Hazal hazırmış, kaptanlar hazırmış. Bir kura çekimine gidelim. Şu görelim kim kimle eşleşiyor. Ondan sonra tekrar yorumlarımızla burada olacağız.
Evet, tekrar herkese merhabalar. Biz burada niye toplandık? Tabii ki halay çekeceğiz. Yok, şaka yapıyorum. Şimdi tiebreak'in de tiebreak'i olduğu için bir kura çekmemiz gerekiyor. Sevgili Alican da bize bugün yardımcı... olmaya geldim. Sen bize Alican olmaya geldin. Alicante. Şimdi şöyle seçeceğiz. Takım kaptanları yanımızda. Bu arada alfabetik sırayla seçecek olduğumuzu muhakkak söyleyelim. Kimsenin hakkı yenmesin diye. Kura çekildikten sonra bir tane kutu boş. O boş olan kutuyu... üç tane takımın ismi varmış. Çok güzel. Mayday, mayday şeklinde. Peki Beşiktaş ve HVA kaptanları seçiyor olacak alfabetik sıradan dolayı. Supermassive çıkarsa, Supermassive çıkarsa ne olacak? Oynayacak. Onu göreceğiz şimdi. Bir seçelim önce değil mi? Baştan sizinle başlayalım. HVA. Peki. Supermassive. Acaba ondan ne var? Dın 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 dın. Büyük hissediyorum. Açma. Aa. Beşiktaş. Evet. Şimdi neler oluyor? Şu anda Beşiktaş bir üst turdan başlıyor. Evet. Ve HVA ve SAP ikilisi de ilk olarak mücadele edecek. Mücadelenin kazananı da Beşiktaş'la bir üst turda mücadele edecek. Hep evet. Mücadele hepimiz ediliyor. Hepimiz hemfikir miyiz? Anladık mı? Tamam, harika. O zaman devam ediyoruz. Sizdeyiz tekrar. Teşekkürler Azal. şimdi şöyle açıklayalım. İlk seçilen iki takım birbiriyle karşılaşacak. Yani yarı finalden başlayacaklar. Sona kalan takım da bir üst tura çıkmış oldu. O ne derler kürenin içindeki. Yani HVA ile Supermassive oynayacak. Yanlış duymadım değil mi? Bu arada rejiden de beni düzeltirseniz sevinirim. HVA ile Beşiktaş oynayacak. Yok, Supermassive. Dur karıştı. Biri Glandal'a yardımcı olsun. Biri bana yardımcı olsun arkadaşlar. ardından da diğer takımla oynayacaklar. Beşiktaş finale mi çıktı? Bana yardım gelmedi. Beşiktaş, hayır. Supermassive mi çıktı? Beşiktaş mı çıktı? Johnny bana yardımcı ol. Orada güleceğine bana yardımcı ol Johnny. Benim göremiyorum çünkü o kadar uzakta ki. Ne benim kulaklığım yok o yüzden. HVA ile Beşiktaş oynayacak ardından da Supermassive ile oynayacak. Okay, doğru tamam. Mu söyledim? Supermassive finale çıktı. Evet. Tamam. Doğru söyledim herhalde. Bir dakika. Chris şimdi bana söylüyor. Bir dakika arkadaşlar. Tamam. Düzeltiyorum. Çok özür diliyorum bütün bunlardan dolayı. HVA ile Supermassive oynuyor. Beşiktaş finalden başlıyor. Tamam. Okey. Doğru. Güzel. Teşekkür ederiz. Şimdi ilk üç maça bakarsak Beşiktaş çok net kazanmıştı. HVA çok net kazanmıştı. Supermassive nispeten evet. Ortada kazanmıştı. Bu durumda Beşiktaş'ın hani nispeten daha iyi gözüktüğü için finale çıkması da belki biraz daha adaletli olmuş. Ben hala şey düşünüyorum da bir dakika kim? Evet. Evet HVA Supermassive'i yenmişti. Net yenmişti. Bundan iki önceki maçta. Yani aynı performansı tabii tekrarlayabilirlerse gayet yani tarih en azından bize kazanabileceklerini gösteriyor tabii ki. Bakalım yani bu maçta nasıl performans sergileyecekler. Yani şimdi peki o zaman HVA ve Supermassive adına konuşmaya başlayalım biraz daha spesifik. İlk maçı dediğin gibi HVA net bir şekilde kazandı ama şimdi Supermassive'de bir kendini toparlamış olma ihtimali olabilir. İkinci maçı da yaptılar. Yani belki bu maç daha mücadele zevki, seyir zevki ve mücadelesi daha yüksek bir maç görebiliriz ama bir araya gideceğiz kısa. Bir soluklanalım. Biz de bir kendimize gelelim. Şu şeyden bir kurtulalım biz de. Çok kısa bir aradan sonra hemen maç değerlendirmemizde dördüncü gecenin dördüncü maçı için burada yerlerimizi almış olacağız.